Tebrikler İhsan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Tüm Gaziantep'lilere bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Çok sağ olun geldiğiniz için. Tamam, sakin şimdi. Dinleyelim jüri üyelerimizi. Bu arada baklavalar geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hepinize. Evet. Kimle başlayalım? Oho, 100 numara. Bol yıldızlı bir 100 numara. Bülent Ersoy'dan geldi. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk defa böyle bir şey oluyor. Evet, Orhan Bey. Ne söylense az. Önce tabii ülkemizin zenginliklerini görüyoruz. Daha o kadar çok ki. Ama şu anda harika bir zenginliğimizi çok güzel sergilediler. Hem oyunlar olarak çok güzel. Zaten İhsan tam 12, tam 12'den daima ben onu hep söylüyorum. Ve şunu da... Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bu ezgiler Barak'la birleşiyor. Zaten Barak, Antep yöresindeki çok eski yerleşen Türk kavimlerinden, Barak Türkleri. Onların karakterini yansıtan ezgilerdir. Ve genelde nikriz makamını kullanırlar. Daha seri notlar halinde vesaire. Ve şu anda çok güzel icra etti. Çok güzel ifade etti. Teşekkür ederim, tebrik ederim İhsan. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Layık olmaya çalışacağım hocam sizin de, Bülent hocamın da notlarına ve yorumlarına inşallah. Layık olacağım. Daha doğrusu. Çok teşekkürler Orhan Bey. Bülent Hanım, neden 100? Neden 100? Bir duyalım sizden. Çünkü ilk defa 100 puan verdiniz. 100 de olur, 1000 de olur, 10.000 de olur, hepsi olur. Bu çocuk dikkat edin. Bu çocuğa. Bunu ikinci kez söylüyorum. Bu çocuğa da dikkat edin. Bu çocuk çok önemli bir icrakar. Halkın çocuğu. Şimdi bu halkın çocuğu da ötekiler onun bunun çocuğu mu? Sen de laf söylemiş olmak için konuşma. Herkes ana baba çocuğu, herkes halkın çocuğu. Efendim ben işte bu tip tarz şeylere sinirleniyorum. Sonra ben konuşurken sen sus bakalım. Evladım sen olmuşsun. Geçmiş olsun. El Fatiha. Sen olmuşsun çünkü sayın hocaya da söyledim. Görüyor musunuz icradaki o solist edası, o herkeste olmaz. O bir başka bir ifade. Bu çocuk olmuş. Ha, birinci olur, olmaz bilemem. Ama belki bana kızacaksınız, siz böyle şeyleri önceden pek sevmezsiniz ama... Benim gönlümün bu yarışmadaki birincisi bu çocuktur. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Evet, bunları duymak gerçekten çok çok güzel. Ama burada altı çizilmesi gereken bir şey var. Bazen jüri üyelerimizin çok beğendiği yarışmacılar nasıl olsa jüriden oy geliyor diye biraz destekleyenleri işi hafife almaya başlayabiliyorlar. Yeteri kadar oy göndermeyebiliyorlar. Ama bakın artık bu tecrübeyle sabit eski tecrübelerimizi hatırlayalım. Aynı yanlışları bir kez daha düşmeyelim. Sadece İhsan için söylemiyorum. Bütün yarışmacılar için sadece jüri üyelerimiz beğeniyor diye değil. Sizler de destekliyorsanız muhakkak oylarınızı gönderin yarışmacılarımıza benim ki... Benim zaten, özür dilerim Sayın Erkır, benim bir tek oyum var. Onu sonuna kadar böyle gittiği müddetçe ki gidecektir. Çünkü bu onun nüvesinde var bu çocuğun. Bu solist bu çocuk. Böyle gittiği müddetçe ben her seferinde 10 vereceğim.
ve sonuna kadar da böyle konuşacak. Ama zaten yanımdaki insanlar da efendim müzikal manada artık doruk noktasında olan insanlar. Onun için ne söyleyecekler bilemiyor. Konuşmuş muydunuz siz? Konuştum. Efendim şimdi ne diyecektim ama bunak melahat konuşmuş meğerse. Ben sen bir daha konuş. İhsan için tekrar konuşabiliriz. Konuş. Gerçi söyledim söyleyeceğimi. Bir daha söyle. Bir daha söyleyeyim. Söyle. İhsan tüm yarışmacılar arasında çok istisna olan kişilerden bir tanesi. Yarışmacılardan birisi. En ön saflarda. Yani bunu iltifat olarak söylemiyoruz. Çünkü biz iltifat etmeyiz zaten. İltifat ederiz de yarışma anında etmeyiz. Yarışmadan sonra ederiz. Evet. Yani İhsan gerçekten her tür kategoriyi fevkalade söyleyen bir yapıya sahip. Bu yeteneğe sahip ve saygıya ve sevgiye sahip. Ve o eğitiminin de olmuş olması onu bir kat daha değerlendiriyor. Ayrı konu. Ama öncelikle o yeteneğe sahip olması çok önemli. Doğuştan o yetenek. Allah vergisi yetenek. Önce Allah vergisi. Yani önce rota, sonra nota. Dedik. Yani neticede İhsan gerçekten bizlerin oyunu gerçekten takdirle alıyor. Herhangi bir iltifata tabi olarak almıyor. Onun peki için ona tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Türk müziğiyle ilgili bu emeğini ve gönlünü tebrik ediyorum. Çünkü saygılı olduğu için bunlar oluyor. Yalnız yeteneği olması yeterli değil. Peki. Saygılı olduğu için ve ele alış biçimi ve emek verdiği için böyle. Sizin evet. Ailenizden kimse geliyor mu buraya? Annem buradan bugün. Annenizi... iki aydır görmüyordum. Siz misiniz? Evet. Annesi misiniz efendim? Annem, tebrik abim. Tebrik ediyorum sizi. İki abim burada. Böyle bir evladınız burada olduğu için. Hem musiki adına çok dolu, hem de insan olarak da çok iyi yetiştirilmiş bir çocuk. Tebrik ve takdirlerimi gönderiyorum zat halinize efendim. Aynen. İhsan annesini 3 aydan beri görmüyormuş galiba. İstersen... Sizi zahmet olmazsa sahnemize alabilir miyiz? Sen anneni de... git al oğlum git, kızım. Anneni oğlum git. Pardon. Al istersen İhsan'cığım. Evet geliyorlar beraber. Şöyle alayım sizi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz sahnemize. Gerçekten çok seviyoruz İhsan'ı. Bu arada Ebru Hanım bakalım neler söyleyecek. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Yani diğer jüri üyelerinden bir farkım var benim sana söyleyeceklerim. Ben de bir Antepliyim. Evet. Bundan 15 sene evvel demir attım yalnızlığa ile çıktım. Evet. Türk halkı sağ olsun beni sevdi, bağrına bastı ve bugünkü Ebru Gündeş oldu. Evet. İnşallah İsa, ikinci de sen çıkarsın. Bu Antep'in gururu olarak. Teşekkür ederim. Mesela Orhan abi Karadeniz yöresi çıktığı zaman pek bir kabarıyor. Sen çıktığı zaman ben de bir kabarıyorum böyle. Bizim taraftan çıktı birisi diye. Allah yolunu açık etsin, bahtını da açık etsin. Ne kadar da beyefendi bir evlat yetiştirmişsiniz. İğne vurmasının dışında başka bir sorun yoktu. Artık bilmiyorum. 10 veriyorum efendim. 10 da Ebru Gündeş'ten geldi. Armancığım neler söyleyeceksin? İhsan iyi şarkı söylüyor. Kuşkusuz. Ama. Sana ufak bir tavsiye bak. Ama. Çok güzel getirdin. Senden sonra ama bir arkadaş çıktı ve hoş geldin Gülsün. Olağanüstü bir dans şov yaptı. Ama. Seyirci acayip yükseldi. Sonra davulcu arkadaş çıktı. Seyirci bir kere daha yükseldi. Senin orada son bir tokat atma şansın vardı. Bir şarkının son kublesinde bir daha dönecektin. Bir daha o hareketle şarkıyı söyleyecektin. Bak alacağın alkış buradan 3'e katlanacaktı. Evet. Bu doğru. Bu doğru. Katılıyorum. Şimdi finali her zaman solist yapar. Finali müzisyen ya da finali senin arkanda oynayan insan yapmaz. Her zaman finali doğru. Solist yapar. Sonuna kadar doğru yani. Olmaz.
Bu da bir ders oldu bize. Ama ders nereye kadar ben şiştim sizden. İşte her şeyi burada... Ama nasıl bilmez? Yani finali solist yapar. Dansını edecekti, sonra sen tekrar dönecektin şarkını. Bir daha şarkı sana dönecek. Sen şarkının sol kublesini bir daha söyleyeceksin. Bak buradan alacağın alkış şimdi aldığının 3'e katlanacak. Üstelik son kuplede herkes sana eşlik edecek. Çünkü o kadar yükselmiş ki iş. Biz aslında yapacaktık onu. İşte sahnecilik değil mi bunlar? Bir kuple daha koyacaktık ama şöyle düşündük. Hani yöresel haftamız bu, kültür haftası. Kültür öne çıkıyor ya. O oyunu birazcık daha hani akılda son o kalsın diye aslında biz bilinçli olarak biraz öne çıkardık ama belki de hata yaptık. Doğrudur. Hata. Doğrudur. Hata. Hata yarışıyorsun sen çünkü. Doğrudur. Burada oyunun değil senin hata. Öne çıkman gerekiyor. Sen burada gerekiyor. Gaziantep'in reklamını yapmak için gelmedin buraya. Gaziantep'li olabilirsin. Sen burada yarışıyorsun. Gaziantep yarışmıyor. Yok tabii öyle de. Bu hafta çok buna en müsait haftaydı. Ve ben elimden geldiği kadar memleketimi öne çıkarmaya çalıştım. Öyle düşündüm yani. Kültürümüzü diyeyim yani memleketlerin gerçi hepimizin kültürü yani sadece Gaziantep değil. Peki. Puan Armağan'cığım? 9. 9 da Armağan Çağlayan'dan geldi. Toplam 39 puanı oldu. Oğlunuza ne söyleyeceksiniz sahnede Türkiye bir duysun bakalım. Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlumla gurur duyuyorum diyor. Daha fazla sözlerine gerek var zaten. Alkışlarla uğurluyoruz. Peki İhsan'cığım sen gitme ya da ben söyleyeyim bu arada. Aday numarası İhsan'ın 107 idi. Eğer İhsan'ı oy göndermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 107 yazıp 30.04'e gönderebilirsiniz. O davul show çok hoşumuza gitti değil evet, mi? Evet, bir davul evet. Show daha izleyelim mi? Ya o çocuk da dansın. Evet. O çocuk çok güzel oynuyordu. Ne olur bir kere daha da oynasın. İnşallah o da hazırsa çünkü kostüm değiştiriyor olabilir ama bakalım. Evet, davul zaten burada. Peki. Bak ben buradayım. Arkamdaymış zaten. Vallahi. Düştü mü? Kim düştü? Öyle mi? Nazar değdi. Peki dansın, o halk oyuncusu da hazır mı acaba? Evet, evet. Evet. Ne varsa üstünde gelsin, öyle gelsin. İşte halk oyuncumuz da geldi. Alkışlarınız bu güzel show için bir kez daha. Bravo. İşte Anadolu'muzun zenginliği sevgili izleyiciler. Osman Tan Bey, kısacık evet, bir teşekkür ki. Etmek tabii istiyorum ki. Müsaadeniz varsa. Tabii ki. Tabii ki öncelikle Gaziantep'e, Gaziantep'lilere, beni izleyen, bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kıyafetler konusunda, ne bileyim şarkılar konusunda, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, öncelikle müdürüm olmak şartıyla, Fahri Hocam olmak şartıyla, bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Kıyafetlerim de Gaziantep'ten geldi. Arkadaşlar da öyle. Teşekkür ediyorum herkese. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aday numaranı da söyle bence bir kez daha. Teşekkür ederim. Aday numaram 107. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Aday numaram 107. Tüm jüri üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum ben. İyi ki varsınız. Hepiniz öyle. İyi ki varsınız. Allah başımızdan eksik etmesin hiçbirinizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler İhsan. İyi akşamlar diliyorum. Az sonra İhsan'la yeniden beraber olacağız. Aday numarası 107. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.